Merhaba sevgili dostlar. Uzun zamandır video çekemiyoruz. Diğer YouTube kanalımızla alakalı videolarımız vardı. Onları çektik. Bundan sonra VT Survival için daha etkin videolar oluşturmaya çalışacağım. Bundan sonraki videolarımız ağırlıklı olarak parakort düğümleri, doğada kullanabileceğimiz düğüm çeşitleri ile alakalı olacak. Şimdi bunlardan birkaçını sizlerle paylaşacağım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu yapacağımız düğüm çeşidi bağlama. Bağlama derken de işte mesela benim battaniyem, doğada, kampta vesaire de kullandığım battaniyem. Bu düğüm çeşidi ile battaniye, tente, tarp yani çadırınızı veya işte odun gibi gibi şeyleri bir topak, bir yumak şeklinde sağlam bir düğümle teknik olarak nasıl bağlarız? Bunun için şöyle bir ip var elimizde. Bu paraşüt ipi değil arkadaşlar. Çalışma ipi. Daha düğümlerin daha iyi görünebilmesi için iki renkten oluşur. Şöyle bir ip var arkadaşlar. Bunu iki kat yapıyoruz. Şu şekilde. İki ucunu birleştiriyoruz. Daha sonra örnek vereyim. Bu battaniyemizi bağlayacağız. Bu iki kat yaptığımız ipi battaniyemizin altından geçiriyoruz sevgili dostlar. Geçirdik. Şöyle bir halka. Bunu da yukarıya doğru bu şekilde iki göz haline getiriyoruz sevgili canlar. Daha sonra ipimizin sağdaki ipimizi bunun içerisinden geçiriyoruz. İkisinin içerisinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Yukarıya doğru alıyoruz. Soldaki ipimizi de yine aynı şekilde ikisinin içerisinden geçirip bunu da bu şekilde yukarıya doğru alıyoruz. Daha sonra bunları üstteki düğümü çekerek bu hale getiriyoruz. Sonra iplerin iki uçlarını da şöyle aşağıya doğru sağa ve sola çekerek sıkıştırıyoruz. Sevgili dostlar, bu şekilde açılması kolay olmayan bir bağlama, bir düğüm elde ediyoruz. Bunu yine aynı şekilde diğer tarafa da yapıyoruz. Eğer iki yönlü bağlayacak isek yine iki paraşüt ipimizin iki ucunu birleştiriyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Nesnenin altından geçirip bu şekilde oluyor. Bunu da dediğim gibi bir göz haline getiriyoruz. Sevgili dostlar, daha sonra sağdaki ipi ucunu bunların ikisinin içerisinden geçirip sola alıyoruz. Bu şekilde oluyor. Soldaki ipi de ikisinin içerisinden geçirip bunu da sağa doğru alıyoruz. Daha sonra düğümü şöyle sıkıştırıyoruz ve uçları iki yana doğru çekiyoruz. Evet, bu şekilde çözülmesi neredeyse imkansız olan bir düğüm elde ediyoruz arkadaşlar. Bunu açmak için de açması çok basit.
bir şekilde açılmıyor arkadaşlar. Açmak için de aşağıdaki iki ipi sağa ve sola çekiyoruz. Yine bu ipi de sağa ve sola çektiğimizde bağladığımız malzememizi, ekipmanımızı veyahut işte doğada topladığımız odunlarımızı gibi gibi rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Bir sonraki bağlama videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer kendimi geliştirdiği, daha önce hiçbir yerde rastlamadığım, ismini de kelepçe düğümü olarak koyduğum bir düğümü sizlerle paylaşacağım. Bu yine aynı şekilde battaniye, çadır, tente, ağaç, odun vesaire bir şeyleri bağlamak için kullanıyorum. Bir şeyleri yukarıdan asmak için kullanıyorum. Ayrıca bu doğada karşılaştığımızda olumsuz durumlarda üçüncü şahıs, ikinci şahıslar nezdinde böyle bir olumsuzluk yaşarsak bunu kelepçe olarak da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten ismine kelepçe düğümü demiştim. O kelepçe kısmına ayrı bir videoda değineceğiz. Şimdi yine aynı şekilde bağlamayı, battaniye bağlamayla devam edeceğiz. Dediğim gibi yani battaniye, çadırınızı, battaniyenizi, tentenizi, doğada bulmuş olduğunuz ağaç, odunları bağlayabilirsiniz vesaire. Şimdi yine şöyle bir paraş tipimiz var sevgili dostlar. Bunu yine iki ucunu birleştiriyoruz. Bu şekilde iki kat olarak kullanıyoruz bunu da. Daha sonra bunu böyle getirip sevgili dostlar ana ipin üzerinden alıp içerisinden geçiriyoruz. Bu şekilde bir daha yapalım. Burayı aldık. Dışarıdan alıyoruz. İçeriden bu şekilde bir halka yapıyoruz. Daha sonra kalan ipimizi bu halkanın içerisinden geçiriyoruz ve çekiyoruz. Sonra halkayı sıkıştırıyoruz sevgili dostlar. Evet. Bu şekilde iki tane birbirinden bağımsızdır bu. Diğer bir önceki videoda yaptığımız gibi değil. İki birbirinden bağımsızdır. Eğer bağlayacağınız şey daha kısa bir yapıya sahipse bunu bu şekilde gerdirip bu şekilde kullanabilirsiniz. Biz bunu yine ayrı ayrı şekillerde kullanacağız. Daha sonra çadırımız, tentemiz vesaire, battaniyemiz her neyse bunun içerisinden geçiriyoruz. Şöyle sıkıyoruz. Açmak için aşağıya doğru çekmeniz yeterli. Bu şekilde sıkıyoruz. Eğer çok uzun bir yol alacaksak sevgili dostlar bu düğüm rahatlıkla açılıp çözülebilen bir düğüm şekli. Eğer uzun bir yol alacaksak açılmasını istemiyorsak bunun tekrardan şöyle anahtar bir kilit düğüm atıyoruz oraya sevgili dostlar. Bu şekilde bu daha kesinlikle açılmayacaktır. Çünkü bu buraya bir kilit yaptık. Bu bunun ileri ve geri hareket etmemesini sağlayacaktır. Yine diğer tarafa da yapalım. İkimizin iki ucunu birleştiriyoruz.
Bu sefer bunu içeriden alalım. Battaniyemizin altından aldık. Dostlar, bu şekilde dışarıdan alıyoruz. Halkadan geçiriyoruz. Bu şekilde bir düğüm, bir bağlama elde ediyoruz. Dediğim gibi eğer buranın çözülmesini istemiyorsak buraya bir düğüm daha atıyoruz. Bu burada kilit görevini görüyor ve açılmasını kesinlikle önlemiş oluyor. Açmak için ise son bağladığımız düğümü açıyoruz. Daha sonra böyle çektiğimizde arkadaşlar düğüm açılacaktır. Doğada bu tür düğümler gerçekten çok işinize yarayacaktır. Evet, bunu da yukarı doğru çektiğimizde düğüm açılacaktır. Bu düğümü çözmek için ise sevgili dostlar, bu şekilde yaptığımızda düğümümüz çözülmüş oluyor. Bu şekilde birçok düğüm var arkadaşlar. Bunlardan işinize yarayabilecek en iyi düğümleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.